Önce dua edelim. Dua edelim. Kübra hadi dua et hepimiz için. Yani sana teşekkür ediyoruz. Bugün yine önüne geldik baba. Ve yüreklerimizi akla, fakla yeniler Rabbi dua edelim. Bu vahim üzerinde olsun. Seni eğilin. Bizleri Hı -hı. Amin, Amin. Teşekkürler Kübra. Aslında yine vaaza başlamadan önce bu hafta bize e, bunu söyleyeyim. Özellikle e, gençler için e, bir roman geldi bize. Gençsin diye seni kimse küçümsemesin diye bu elimdeki. Yeni çıkmış bu. Okuyanlar oldukça olumlu şeyler söylediler. Onun için ben de burada herhalde 10-15 tane kadar var. Ee, ama bir bedeli var bunun. Bir ücreti var. Tamamen ücretsiz değil. Ücreti şudur. Bu kitabı alan herkes bunu okumalı. Evet. Evet. Yani çünkü maalesef yani bir zamanlar o kadar çok ücretsiz kitap dağıtıldı ki özellikle kiliselerde insanlar o kitapları alıp ben dahil e, kütüphanemizde çürüttük aslında. Ama onlar basılırken işin aslı pek çok kişinin dualarıyla, finansal destekleriyle, emekle yapılıyor bu. O yüzden bu kitabın ücreti bu kitabı alanlar e, okumanızı rica ediyorum. Bedeli budur. O zaman şimdi bu kitaptan isteyenler varsa el kaldırırsa ben onlara vereceğim onları. Evet. Burada, 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 burada. Hep bu tarafa gitti ya. O taraftan isteyen yok mu? <laughs> evet, sen de al Kübra. Evet, burada var. O zaman sen bunları ver. dağıtıver, ver kim istiyorsa. Siz bakmayın öyle dediğimde. Okumazsanız kimse sizi yargılamayacak. Ama tabii yani ee, olumlu şeyler duyduk bu kitap için. Aynı zamanda bu kitabı okuduktan sonra şöyle bir imkan var. Biliyorsunuz bir internet sitesi var. Ee, Tanrı.org diye. <laughs> Takip ediyorsunuz. Bazılarınız abonesiniz biliyorum. Kitabı okuduktan sonra bu kitap hakkında bir yorum yazmak isterseniz bunu kitap tavsiyeleri bölümünde yayınlanacak. O internet sitesinin O zaman okuyanlar lütfen kitap hakkında Yorumlarını bana ulaştırsınlar Çünkü bir kitap tavsiyesi bölümü var Ve orada yayınlamak isteriz O bir İkincisi Geçen haftaki ödevlerini e, Yapanlar var mıydı bilmiyorum Geçen haftaki ödevleri hatırlayanlar var mı Bir ödevimiz vardı neydi Nasıl bir şeydi Efendim ben bir keresinde diye başlayan bir hikaye, sonra bir gün, ben bir gün diye başlayan bir hayal ve ben bugün bunu yapacağım diye. Peki açıkça şey yok, ceza yok. Ödevlerini yapabilenler var mı? Bunun hakkında düşünebilenler harika. Bana iki kişi gönderdi. Teşekkür ediyorum gönderenlere, göndermeyenlere, yapanlara ve yapamayanlara. Ben ev ödevinin çok doğru bir yöntem olmadığına inananlardanım ama aynı zamanda bunu bir ödevi değil bir görev Rab bize anımsatsın ki biz bizim hayatımızda yaptıklarını diye ve hepsi için teşekkür ediyorum. Bugün buradan devam edeceğiz bu konuya. Ama devam etmeden önce size belki de pek çoklarınızın bildiği bir hikaye anlatmak istiyorum. Bu hikayede köyde bir yemek daveti olur. Ve bu yemek davetine insanlar giderler. Ve bizim çok iyi tanıdığımız bir amca da e, bu davete gider. Ama onun üstüne başına, kıya, kılığına, kıyafetine bakarlar ve onu geri çevirirler. Adam eve gider ve kendi manto kürkünü, böyle havalı olanını giyer. Ve tekrar davetin olduğu yere gider. Bu sefer adamın önünde el pençe divan dururlar, adamı içeri alırlar ve sofratın, sofranın baş köşesine oturturlar. Tam yemek yiyecekler, adam alır kürkünü yemeğin içine sokar. Ne yapıyorsun derler. Yemeğe yediriyorsun, elbiseni sokuyorsun. Ve adam der ki ben buraya geldim, beni almadınız, Sonra ben gittim kürkümü giyinince beni aldınız. Demek ki siz beni değil kürkümü yemeye aldınız. Ben de kürküme yemeği yediriyorum der. Bildiniz mi bu hikayeyi? Evet. Nasrettin Hoca ye kürküm ye hikayesi. Doğru. Ye kürküm ye. Biz Yakup 2. bölüme geldiğimizde işte tam bu hikayeyi Yakup'ta görüyoruz, okuyacağız. Hikayede zenginler var, yoksullar var. Tabii ki Tanrı'nın halkında zenginlik ve yoksulluk günah değil ama bu hikayede, bu metinde bize anlatacak ki büyük bir günahtan anlatıyor. Ayrımcılık yapmak. Aramızda kilisenin içinde ya da kiliseye ziyarete gelen kişiler arasında onlar sosyal, sosyal statülerine göre ayrımcılık yapmak ki bu sadece zenginlikle ilgili değil mevkiyle ilgili vesaire vesaire diyecek ki bize birazdan okuyacağımız metinler insanları dış görünüşüne göre değerlendirme. Ana fikir budur. Ama ben yine metinleri okumadan önce kendi başka bir hikayemi anlatayım. Bir gün ben 19 yaşında iyi bir ajansta çalışıyordum. Reklam ajansında. Oldukça mevkili yani bir yöneticiydim orada. Yani 19 yaşında bir genç için büyük bir sorumluluk bu. Şey böyle yani sürekli böyle takım elbise giymem gerekiyordu. Aşağı yukarı böyle yani 100 kişiye yakın kişi vardı benim sorumluluğumda. Ve çok uzun saatler çalışıyordum. Yani evden gittiğimde 3 gün sonra geliyordum. Bazen araba gönderiyorduk. Yeni kıyafet getiriyorlardı vesaire. Aşağı yukarı bu kadar bir odam vardı. Bizim kilise ye yakın bir odam vardı falan. Neyse bir gün böyle uzun çalışma saatleri, büyük bir proje. Projeyi bitirdik. Ben de eve dönüyorum. Yorgun, üstümde şey var, takım elbise var. Onun üstünde bir palto var. Kuzenimle buluştuk. Kadıköy'de, İskele'de. Eve doğru yürüyoruz. Yolda bir bir kişi çevirdi beni. Belli ki sokakta yaşayan bir kişi, üstü, başı yani yırtık vesaire vesaire. Ve durdurdu ve şey dedi bana. Bana para verir misin dedi. Dedim ki ne yapacağım parayı? Şarap alacağım dedi. Şarap içeceğim dedi. Ve benim hayatımın dış görünüşümün tersi, hayatımın içimin karanlığa gömüldüğü zamanlardı. Bir sürü arkadaşım vardı ama yapayalnızdım içimde. Bir sürü ortamın içindeydim ama içimdeki boşluğu bir türlü dolduramadığım zamanlardı. Annem babam yeni Mesih'i tanımışlardı. Bense direniyordum ama içimde büyük bir boşluğun olduğu yıllardı. Dedim ki veririm. Yanımda kuzenim de vardı. Kuzenim yeni cezaevinden çıkmıştı o zaman. Böyle tam başka hayatlar falan filan. Veririm dedim ama bir şartım var. Nedir dedi? Dedim ki ben de seninle beraber oturup içeceğim. Abi olur mu ya dedi. Şu haline bak dedi dedim. Ne var? Beraber içeceğiz işte. Gerçekten gittik. Bir şişe şarap aldık. Şu aşağıda Akmar pasajı vardı o zamanlar. Bilirsiniz hala da var. Onun önünde biz böyle bir yerde bir köşe bulduk kendimize. Bir şarap aldık. O şarap zaten ilk açışta bitti yani 15 dakikada. Sonra bir tane daha, bir tane daha. Bunları gururla anlatmıyorum. Sonra pastör şarap içiyormuş. Üç şişe ben, iç, ben de içeyim demeyin. Buradan o çıkmasın. Ben imanlı değildim o zaman. Lakin biz adamla sohbet etmeye başladığımızda adamın o kadar farklı bir dünyası olduğunu fark ettik ki ağzını bir açıyordu adam böyle bal damlıyordu ağzından sanki. Sanki karşımızda bir sokaktaki bir şarapçı değil de sanki bir yazar, sanki bir şair oturuyordu. O gün herhalde sabaha kadar orada oturduk. Ben sonra eve gittim, üstümü değiştirdim, işe gittim. Ama o kadar alışkanlık yaptı ki o sohbet. Ertesi akşam tekrar gidip o adamı aradım. Oturduk. Sohbet ettik. Çok ilginç, sohbet etmeyi biliyordu. Onunla sohbet etmek çok güzeldi. Sorular soruyordu senin hayatına dair. O kadar akıllı sorular ki, hiç düşünmediğim şeyleri soruyordu benim hakkımda. Burada ne hissettin? Böyle olunca ne oldu? falan diye. Sonuç olarak neredeyse her gün adamın yanına gitmeye başladık biz. Şarap iç, içiyorduk sürekli. Ve orada bizim oturduğumuz üç kişi, ben, kuzenim ve adam olan grup artık 15-20 kişiydi. Akmar pasajından çıkan, kafaları iyi, bir sürü genç. Herkes o ortamı arıyordu. Bir anda böyle küçük bir aile oluşu verdi orada. Samet adamın adı, Samet dayı. Ve herhalde birkaç gün sonra öğrendik ki aslında kendisi bir yazarmış. Kitapları varmış. Dört ya da beş yabancı dil biliyormuş. Ama ailesi tarafından büyük bir zorluk olmuş eşiyle ve ayrılmışlar. Ve çocukları var, çocukları görmüyor onu. Tabii ben adam haklıydı, haksızdı demiyorum. Çünkü hikayenin bir tarafından dinliyoruz biz. Ama neticesinde çok derin, göründüğünden çok derin bir adam olduğunu gördük. Hatta bir gün hatırlıyorum ben, bir gün gündüz şirketten çıktık, yanımızda bir sürü arkadaşlar var. Böyle şeyde yürüyoruz, modada, bir yere yemeğe gidiyoruz iş arkadaşlarıyla, böyle işte arabaları bıraktık bir yere falan filan. Ve öyle yürürken yanımızda böyle kalabalık bir grup, bir anda böyle o Samet dayıyı gördüm ben yolun öbür tarafında, böyle bana doğru baktı ama bana selam vermek istemedi. Herhalde hani iş arkadaşlarımız, üstümüz başımız ona göre falan. Herhalde beni utandırmak istemedi. Kendi aklı. Çünkü gerçekten sokakta yaşıyordu. Yani herhalde öyle tahmin ediyorum ki beni utandırmak istemedi arkadaşlarımın yanında. Ama sonra ben onu gördüm, yanına gittim falan. Sonuç olarak yani çok uzatmayayım. Biz bir yıl uzun zaman sohbet ettik ve inanılmaz bir adam olduğunu öğrendik. Ondan sonra yaz geldi araya, ben işimi değiştirdim, uzun zaman uğramadım falan. Ertesi yıl kışın sonuna doğru bir gün oraya gittim. Dedim ki yani Samet dayı burada mı? O Akbar Pasajı'nı iyi bilenler Samet'i tanırlar hala da. Samet dayı burada mı dedim. O dedi şey, kışı çıkartamadı dedi ve ölmüş kendisi. Ee, yani bu hikayeyi neden anlattım? Biz insanlar olarak genelde insanların bu sosyal statülerine göre e, baktığımızda aslında bunu biz göremiyoruz. İçeride ne var? Zenginin içinde ne var? Yoksulluğun içinde ne var? Ve aslında Yakup mektubu biraz tam bundan bahsediyor. Ayrımcılık, zengin ve yoksul iki statü arasındaki ayrımcılık. İşin aslı bundan sadece şey bahsetmiyor. Kutsal kitap bahsetmiyor insanların arasında ayrımcılık ve ön yargılıktan. Tarih boyunca pek çok kişi bunlar hakkında yazdı. Aristo'dan, Aristo'dan tutun da Sokrates'e kadar. Platon'dan tutun da başkalarına bakar. Mesela Victor Hugo'nun Sefiller romanı tamamen aslında bununla ilgilidir. Eskiden... Bir ekmek bir somun ekmek çaldığı için aslında cezaevine girip çıkmış ama hayatını çok iyi yaşayan çok iyi birisiymiş gibi yaşayan birinin o eski suçundan dolayı bütün hayatını yargılanarak geçirilmesiyle ilgilidir. Halide edip adı var yazdı bunun hakkında. Sinekli bakta, bakkal tam insanların farklı sosyal statülerde birbirine nasıl baktıklarıyla ilgili. Marx bunun hakkında yazdı. Herkes bunun hakkında yazdı. Ama şimdi biz bu Yakup mektubunu biraz farklı okuyacağız. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? Bu bu formal bir şekilde oturuyoruz ya biz sandalyeler var. Kilisenin bilindik bir düzeni var böyle. Herkeste bir sandalye var. Orada da bir tane bir vaiz var böyle. Sanki biz bir konser. Öyle yapmayalım. Sandalyelerimizi biraz bozalım. Sanki biz bir salonda birbirimizle buluşmuşuz gibi. Hafif böyle birbirimize dönelim. Sonra sandalyeleri düzetenler bana kızacaklar ama. Böyle biraz samimi oturalım. Hatta aşağıda çay hazırsa gidip çay da alabilirsiniz. Bilmiyorum hazır mı? değil tamam. Böyle biraz bozalım sandalyelerimizi. Birbirimize doğru dönelim hafif. Biraz şekli bozulsun. Öyle bir okuyacağız ki bu mektubu şimdi neden böyle yaptığımı anlayacaksınız. E ee, ne var ne yok? Daha da anlatsın. <laughs> tamam. Şimdi neden böyle yapıyoruz? Bu mektubu nasıl okuyacağız biliyor musunuz kardeşler? bu mektubu nasıl okuyacağız şimdi bir, bir şu prensibi hatırlayalım tamam sandalyeleri düzelttiysek ben devam ediyorum prensibi hatırlayalım Tanrı sözü diyor ki nerede iki ya da üç kişi o benim adımla toplanırsa ne diyor ben aralarında olacağım peki biz şimdi İsa Mesih'in adıyla toplandık doğru mudur o zaman Tanrı sözüne sadıksa buradadır. Rab. Ama biz onu gözümüzde görmüyoruz. Sözümü, sözüne güvenerek onun burada olduğunu biliyoruz. Ama bu mektubu şu şekilde okuyacağız. Sanki bu evin babası burada oturuyor. Ben değilim o. Tanrı'nın kendisi. Ama Yakup Şimdi bu rolde bu ben oluyorum. Evin büyük abisi olalım mesela. Büyük abisi baba da burada oturuyor. Baba başka köşede oturuyor. Ama evin büyük abisi kardeşlerine bu çok önemli. Kardeşlerine bu mektubu okuyor. Biz işin aslı gerçekte Mesih'in kanıyla ona iman ettiğimizde biz Mesih'te kardeş olduk. Benim kız kardeşim gibi, erkek kardeşim gibi biz Mesih'in kanından dolayı akrabayız. Ruhsal olarak. Ve o ailenin büyüğü abi, yani tamam bana yakışmaz ama şu an mecburen ben okumak. Yani ben yani orada duruyorum mecburen. Hak etmiyorum ama ben okuyorum. Ailemizin abisi, baba burada konuşuyor bize. Böyle hayal edelim olur mu bunu? Şimdi tane tane okuyorum. Bakın abi ne diyor? Kardeşlerim. Ne güzel. Yakup 1. bölüm 1'den 13'e kadar. Kardeşlerim. Yani abi kardeşlerine okuyor. Yüce Rabbimiz İsa Mesih'e iman edenler olarak insanlar arasında ayrım yapmayın. Toplandığınız yere altın yüzüklü, şık giyimli bir adamla kirli giysiler içinde yoksul bir adam geldiğinde şık giyimliye ilgiyle sen şuraya iyi yere otur. Yoksula da sen orada dur ya da ayaklarımın dibine otur derseniz aranızda ayrım yapmış, kötü düşünceli yargıçlar gibi davranmış olmuyor musunuz? Dinleyin sevgili kardeşlerim. Çok önemli. Altını çiziyorum. Kardeşlerim. Tanrı bu dünyada yoksul olanları imanda zenginleştirmek ve kendisini sevenlere vaat ettiği egemenliğin mirasçıları olmak üzere seçmedi mi? Ama siz yoksulun onurunu kırdınız. Sizi sömüren zenginler değil mi? Sizi mahkemelere sürükleyen onlar değil mi? Ait olduğunuz kişinin Yüce adına küfreden onlar değil mi? Komşunu kendin gibi seveceksin diyen kutsal yazıya uyarak kralımız Tanrı'nın yasasını gerçekten yerine getiriyorsunuz. İyi ediyorsunuz. Ama insanlar çok özür dilerim bitirince şey olur mu? Ama insanlar arasında ayrım yaparsanız günah işlemiş olursunuz. Yasa tarafından yasayı çiğnemekten suçlu bulunursunuz. Çünkü yasanın her dediğini yerine getirsek de tek konuda ondan sapan kişi bütün yasaya karşı suçlu olur. Nitekim zina etmeyeceksin diyen aynı zamanda adam öldürmeyeceksin de demiştir. Zina etmez ama adam öldürürsen yasayı yine de çiğnemiş olursun. Özgürlük yasasıyla yargılanacak olanlar gibi konuşup davranın. Çünkü yargı merhamet göstermeyene karşı merhametsizdir. Merhamet yargıya galip gelir. Şimdi bu kesinlikle aslında zenginlerle ve yoksullarla ilgili değildir. Ama bunlar arasında yapılan ayrımla ilgilidir. Bir kişi Tanrı bir kişiye zenginlik verebilir mi? Tabii ki. İbrahim'e nasıl bereketledi? Dünya kadar zengin oldu. Başkaları var mı böyle Davut zengin oldu mu? Tabii ki Tanrı bunu yapabilir. Ama mesela Eyüp bir şey dedin Ayşe. Süleyman değil mi? Süleyman'ın zenginliği herkesin diline. Kim verdi bunu? Tanrı verdi, değil mi? Ama aynı zamanda biz yoksul olanlar da biliyoruz. Haliyle Tanrı'nın egemenliğinde Rab finansal olarak bazılarını daha çok bereketliyorsa amin. Bazılarını daha öyle bereketlemiyorsa ona da amin. Ama burada sorun. Bu iki insan grubu arasında kilisede ayrım yapılmaması gerektiği ile ilgilidir. Ne diyor? Zengin biri geldiğinde sırf onun parasına göre gelip o sen en başa otur. Ama yoksul biri geldiğinde sen de git arkada otur bunu yapmamıza izin vermiyor. Kim izin vermiyor? Baba evinde bunu istemiyor. Ama büyük abi evinde kime okuyor bunları? Kardeşlerine. Bakın kardeşlerine. Bu ne kadar güzel bir şey. Bu ne kadar özel bir şey. O zaman şimdi bu metni bunun için okuyacağız ve birkaç yerlerin birlikte altını çizeceğiz. Şimdi bir, metinlerden benim altını çizdiğim birkaç nokta. Neden? Çünkü mesela burada ne diyor? Ait olduğunuz kişinin yüce adına küfreden onlar değil mi? Şimdi burada kimden bahsediyor? Burada mektubun bağlamı, hatırlıyorsunuz bu mektup kime yazılmıştı? Diaspora. Yani Yeruşalim'den ayrılmak zorunda kalmış imanlı Yahudilere. Bunlar nereye gittiler? İşte bazıları Türkiye'ye geldi. Türkiye topraklarına Efes'e gittiler, Antakya'ya gittiler, bazıları Mısır tarafına gitti. Bazıları daha batıya gitti ve orada Mesih'i tanımayan ama zengin olan ve bu zenginliklerini kiliseye baskı unsuru olarak kullananlar vardı. Zenginlerdi, gururlardı ve Mesih'e ihtiyacımız yok diyorlardı. O yüzden zaten diyor ki ait olduğunuz kişinin yüce adına küfreden onlar değil mi? Kim onlar? Kilisenin içindeki zenginler mi? Hayır. Toplumun üst statü Hristiyan düşmanları. Mesih düşmanları. Burada da var mı? Onlardan burada da var. Türkiye'de de var. Ama sadece zenginler değil. Öbür her gruptan sağ olsunlar. Biz o konuda çok popüleriz. Her gruptan İsa'nın öğrencilerini sevmeyenler var. Bol bol var. Zengininden, yoksulundan, sağcısından, solcusundan, fenerlisinden, Galatasaraylısından, hepsinden bizi sevmeyenler var. Evet. Ama o çağda özellikle Romalı zenginler kendi greko romen kültürüne ve inancına göre yaşayan Romalı zenginler ki greko romen kültüründe çok eşlilik vardı işte şu vardı bu vardı bir sürü şey vardı o zaman baskı yapıyorlardı İşte burada ne diyor ait olduğunuz kişinin yüce adına küfreden onlar değil mi o kapıdan gelip Mesih'i tanımayan ama zengin olan kişilere siz buyur öne oturusun diyorsunuz ya Nasıl yapıyorsunuz? O grup zaten size diyor, küfre diyor. Yani ne diyor? Kimsenin kürküne göre muamele yapmayın diyor. İşin aslı ki bu özellikle Roma'nın, Roma, Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığı seçtiği dönemde işte tam da böyle oldu. Ne oldu biliyor musunuz? Ne zaman ki Roma İmparatorluğu inanç olarak Hristiyanlığı seçti. Maalesef dünyasal olan kilise Roma İmparatoru için dedi ki artık bizim dini başımız Roma İmparatorudur dedi. Düşünebiliyor musunuz? Ulus devlet. Yani bir ülkenin imparatorunu aynı zamanda inanç önderi saydı dünyasal kilise. Tarihte işte tam bu neden? Çünkü çok parası var diye. Çünkü çok egemenliği, hükmü var diye. İşte burada yazanın daha gelişmiş versiyonu oydu. Ulus devlet kavramı buradan gelir. Tamam. Şimdi ilk nokta ait olduğunuz kişinin kardeşler biz birine aitiz. Hatırlıyor musunuz? Ve o Tanrı'nın kendisidir. Neden? Çünkü Mesih'in kanıyla bizlerin yaşamını satın aldı. Günahtan kurtulabilmemiz için gerekli bedeli o ödedi. Ve biz bir gün Dedik ki, bizim hayatımız Mesih'e aittir. Ben bazılarınız onu söylerken yanınızdaydım. Asu, hatırlıyor musun? Bak burada oturuyorduk ve sen öyle söyledin. Ben hayatımı İsa'ya veriyorum. Artık benim hayatım O'nundur dedim. Değil mi? Şur, şur, şurada bir masada. Ne güzel bir karardı. Bazılarınız bunu yaptığında benim bunu görebilme fırsatım oldu. Bazılarınızla beraber dua et ve biz hayatımızı artık Mesih'in ellerine bıraktık. Nazik, değil mi? Hayatımızı Mesih'in ellerine bıraktık. Evet. Bu artık senin dedik. Haliyle diyor ki ait olduğumuz bizim bir sahibimiz var. Bir köle değil ama bir babamız var. İkinci nokta. Kardeşlerim bunun üzerinde daha çok duracağız. Biz hatırlamamız lazım. Son birkaç haftadır vurguluyorum bunu. Benim babam Ozan'ın da babası. Ben Ozan'la konuşurken bunu bilerek hareket etmem lazım. Bizim biliyorsunuz bizim çocukları Eliona ile Lucas ve ben ikisinin de babasıyım. Taraf tutmam. Kim haksızsa Evet. Kim yanlış davranışta bulunuyorsa gerekirse ikisi de gerekli disiplini alırlar. Ben çünkü bu çağ çok anlatıyor. Tanrı kişiseldir. Tanrı benim babam. E benim babam iyi ya vur, döv. Eşinin de babası. Benim kızım oğluma vurursa ben kızıma kızıyorum. Çünkü ben o oğlanın da babasıyım. Dövdürtmem oğlumu da kızımı da. Yabancıyı dövüyorsa ben yapmıyorum. öyle değil. Ama anlatabiliyor muyum? Kardeşlerim. O zaman biz burada aslında Mesih'in kanıyla ruhsal akrabalarımıza bakıyoruz. Caner. Akrabalarımıza bakıyoruz. Ben Caner'e bakarken akrabama bakıyorum. Ve gerçekten Rab bunu bana gösterdi, biliyor musunuz? Biz küçükken her hafta sonu o zaman ödevler ya bu kadar çoktu, çok değildi ya da biz yapmıyorduk. Her hafta sonu akrabalara giderdik. Cumartesiden çıkardık, işte baba tarafım halamlar, anne tarafım kuzenler. Her hafta sonu onlara gitmediğimiz zamanlar yazında piknik yapardık. Her hafta görürdüm mutlaka akrabalarımı ve ben şimdi her hafta akrabalarımı görüyorum sizi Tanrı onları sizinle değiştirdi. Ben kendi kuzenlerime, kendi kardeşlerime, dayıma, halama gelir gibi buraya geliyorum. Sadece Tanrı için değil, sizin için de buraya geliyorum. Rab'le yüz yüze olmak çok güzel ama sizi de görmek. Burcu dedi ya, buradan bakınca çok güzel gözüküyorsunuz. O gerçek öyle insanın gerçekten böyle kardeşlerine bakıyor olması. Ve işte bu mektup tam bunu bu söylüyor. Kardeşlerim, siz birbirinize baktığınızda kardeşinize bakıyorsunuz aslında. Çünkü senin baban onun da babası. Üçüncüsü gelenler, Tanrı'yı tanımayanlar. Şimdi bu mektupta öyle. Tanrı'yı tanımayan ama gelen zenginler muamele. Şimdi şuradan bir kişi gelse buraya niye geliyor biliyor musunuz? Rab bugün onu çağırdığı için geliyor. Düşünün ki biri geldi dışarıdan. Tabii kötü niyetle gelenler var biliyoruz. Biz özellikle Kut Kilisesi olarak bayağı da ağırladık onları uzun zaman boyunca. Başka niyetlerle gelen ama yok. Onun dışında birisi geldiği zaman hiç tanımıyoruz ya. Niye geliyor buraya? Çünkü baba onu kendi iyi haberini duysun diye davet ediyor buraya. Ama bu kişi çok iyi görünümlü olabilir ya da yoksul olabilir. Samet dayı gibi. Ve biz onların arasında ayrım yaparsak Baba ne hisseder? Sizden duymak istiyorum. Düşünün, baba evimizin bas köşesinde. Ve baba biz bilmeden ruhuyla birilerini uyandırdı. Çağırdı, kendi iyi haberini duysun istedi. Ve baba düşündü ki, ben kut ailesine gönderirsem ona iyi bakarlar. Benim sözümü duyarlar. Kapıdan içeri girdi. Ne görmek ister baba evinde? Geleni hoş karşılamak, misafirperverlik bizim toplumumuzun değil mi? En önemli dünyada böyle tanınıyoruz biz, misafirperver. Efendim, huzur, esenlik, Hı -hı. tevazu değil mi? Evet. Sıcak bir hoş geldin. Biliyor musunuz bir araştırma yapıldı Türkiye'de ve yurt dışında. Çoğu kişi aslında kilisede neden kaldı diye bir gün Ramazan da paylaşmıştı. Sebeplerin yüzde 50'den fazlası kiliseye geldiklerinde karşılaştıkları sıcak karşılama. Hoş geldin. İnci abla. Değil mi? Aynı şey. Bizim Ramazan aynı şey söyledi. İlk defa geldim. Niye soruluyorlar ya bu adamlar bana demiş yani. Ne? sıcak bir karşılama hoş geldin. Ve bunu biz insanların kendi sosyal statülerine göre yapmıyoruz. Çünkü her gelen yani şeytan bazen kiliseyi parçalamak için kişiler gönderebilir. Bunu bunu hatırlayalım. Ama aynı zamanda gelenler Tanrı'nın gönderdikleri de olabilir. Bunun bilincinde karşılamamız gerekir. Bu üç şey. Gelenleri kim çağırdı? Biz ona göre davranmamız gerekiyor. Çünkü Tanrı'nın sözü bizim onun yüceliğini bırakıp başka şeylere takılmamızı istemez. Düşünebiliyor musunuz? Odada Rab var. Kutsal ruhu var. Az önce isimlerini saydık. Ne dedik? Yahve. İlahide. Yahve. Yahve eski antlaşmada geçen Tanrı'nın ismidir. Musa'ya verdiği sen kimsin ben ben olanım kelimesi İbranice'de Y he, ye ve he evet ye he ve he yah ve sesli harfler yok İbranice'de yah Tanrı'nın kişisel adıdır yah ve onun odada olduğunu düşünün ne dedik rafa Yahve Rafa değil mi? Şifa veren Rab demektir. Elohim nedir? Elohim Rab. Rab. Elohim. Adonay nedir? Efendi. Adonay. Rabbin isimlerinden. Efendi. Adonay. Başka ne dedik? İlahide ne vardı? El Şaday. Şaday. Yani her şeye gücü yeten El Shaddai göklerde olan El Elyon göklerde olan El Shaddai göklerde her şeye gücü yeten demektir İbranice'de. El Shaddai görkemli her şeye gücü yeten Rab. Başka ne diyordu? Yire, ya ve yire. Rab sağlar, sağlayan Rab. Ve düşünün, o burada, kral aramızda ve bazılarını aramıza çağırıyor ve hem birbirimize hem de çağrılanlara dikkatli davranmamızı istiyor. Ayrım yapmamamızı istiyor. Tanrı'nın yüceliğini bırakıp onun kıyafeti öyle, onun da öyle bak o da öyle yaptı mı? Küslükler, güceliklikler toplumun içinde. Bunları olmamasını istiyor. Onu, düşünün, o sevmiş, kurtarmış, canını vermiş, konuşmuş sizleri, çağırmış, iyileştirmiş ve iyileştirmeye devam ediyor. Enkaz halindeyiz ama bizi bırakmıyor, elimizden tutuyor işte burada çektiği gibi çekerken bizim de başkalarına bak, o öyle, o öyle dedi, o öyle baktı, kaşının üstünde gözü var. Bunlara odaklanmamızı ama kendisine odaklanmamızı istiyor baba. Bunlar ilk nedenler. Neden? Çünkü bizim ön yargılarımız var kardeşler. Bu resim ne demek biliyor musun? Işığı söndürebilir miyiz? Zilran abla arkadaki ışığı söndür... Heh, Ümit tamam teşekkür ediyorum. Ön tarafı. Evet arkayı yakabilirsin sadece ön taraf şey olsun. Tamam. Şimdi kardeşler bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar miyop. Göz görme bozukluğu olan birinin gördükleri. Miyop. Hipermetrop da buna benziyor. Ben mesela gözlüğümü çıkarttığım zaman sizlerin yüzlerini seçemiyorum. Ama ben bu rahatsızlığımın olduğunu bilmesem eğer dünyayı böyle zannederim ve Nilüfer bana anlatırsa Vahan abi bak onun burnu var, burnunda çizgisi var falan ben diyeceğim ki yok. Sen bana istediğin kadar anlat. Benim gerçekliğim benim gördüğümdür. Neden söylüyorum bunu? Çünkü biz kararları nasıl veriyoruz biliyor musunuz kardeşler? Bizim aslında gördüğümüz şeyler gördüğümüz şey değil. A noktasında bu bir aslında psikolojik bir açıklama. A noktasında bir gerçeklik var. A. Tamam Biz bunu görüyoruz. Biz bunu görünce kendi geçmiş tecrübelerimize, yaşanmışlıklarımıza, yaralarımıza göre bunu yorumluyoruz. Ve bu yorumdan bir C sonucu çıkarıyoruz. Bu kötüdür diyoruz. Ama aynı şeye başkası bakınca başka bir şey görüyor. Neden? Çünkü biz yorumluyoruz. Ha, o öyle yaptı, böyle söyledi demek ki o bana böyle tuzak kuruyor mesela. Önce bir olay görüyoruz. Mesela yolda yürüyor adam. Bu örneği çok verirler. Sana selam vermeden geçti. Tamam mı? Ben şimdi kafa Olay bu. Selam vermeden geçmesi yanımdan. Şimdi ben kafamda kuruyorum. Ya ne gururlu kibirli adam. Normalde iş yerinde görse, o Elpelçe Divan sokakta görüyor. Yüzüme bile bakmıyor." Demek ki bu adam kibirli bir adam. Sonucunu çıkartıyorum. Şimdi benim için ne gerçek? O artık kibirli. Ama Kübra görüyor aynı adamı. Kübra'ya da selam vermiyor. Kübra diyor ki, "Ya demek ki çok yorgun bir gün geçiriyor." çok yorgun beni görmedi belki dua edeyim ona ya da gidip sorayım diyor. Bir derdi mi var diyor. Şimdi Kübra'dan da bir C noktası bakın olay aynı. Ama ben kendi yüreğime göre yorumladım. O kendi yüreğine yorumladı ve iki farklı sonuca geldik. Sonuca geldiğimizde Kübra'nın gözünde aynı adam aslında iyi biri. Sadece yorgun, merhamete ihtiyacı var. Benim gözümde ise o aslında kibirli biri. Bakın aynı olay. Anlatabiliyor muyum? İşte biz de ön yargılarımızla kardeşler tamamen böyle görüyoruz. Bu başka bir resim. Renk körü. Bir renk körü bakın gerçeği nasıl görüyor. Orada kırmızı var. Şimdi Kübra diyor ki Vahan abi o kırmızı bayağı romantik bir renk o falan. Ben diyorum Kübra ya turuncu ne kırmızısı? Doktor ama ben ben fark etmiyorum. Bana göre kü, bana göre Kübra'nın doktor randevu alması lazım. Çünkü aslında turuncu olan şeyi o kırmızı görüyor. Yani bizler baktığımız şeyi kendi tecrübelerimize, kendi yaralarımıza, kendi işte geçmişimizde kendi aldatılmışlıklarımızdan, terk edilmişliklerimizden, yalnızlıklarımızdan, depresyonlarımızdan yorumluyoruz ve çıkan sonuca gerçek diyoruz. Ama o gerçek olmayabilir. Peki nasıl keşfedeceğiz? Bir kitap okuyorum ben çok ilginç. Bu seküler bir yazar, bir şey kitapçıda gezerken dikkatimi çekti. Her güne böyle sözler var. Bizde de var ya gündelik ekmeğimiz gibi. Guy Finley. Şöyle demiş, öğrenme ancak gururun gölgesinden çıkıldığında gerçekleşir. Düzeltmeye direnen her şey yanlışlığın bir parçasıdır. Ne demek? Ben diyorum ya bu kadın turuncu giymiş. Kübra diyor ki Vahan abi kırmızı o yani bak böyle yapma. Hayır ben ne zaman gururumun gölgesinden çıkarım. Sonra Kübra'yı alırım. Gidelim Selene. Selen sen ne görüyorsun? Ayşegül sen ne görüyorsun? Kübra sende ne var ne yok? Ve o zaman fark edelim ki bende mi bir yanlışlık var, onda da mı bir yanlışlık var ve biz birlikte doğruyu bulabiliriz. Ama bu ne zaman mümkün? Önce ben gururumun gölgesinden çıkmam lazım. Gururun gölgesinde öğrenmek mümkün değildir kardeşler. Evet, gururumuzdan, egomuzdan çıkıp bizlerin de hata yapıyor olabileceğini kabul etmeliyiz. İşte ön yargılarımız var ve bazen ruhumuz yaralarına göre... E, bu başka bir resim. Yeşil körlüğü sondaki. Bunun adı yeşil körlüğü, bir görme bozukluğu. Yeşil olan her şeyi. O zaman şimdi ben oturuyorum... Aleyna ile yan yana oturuyorum mesela. Sonra Aleyna bu tarafta, Alina bu tarafta. Oturuyorum. O diyor ki bana Vahan abi yaz geldi. Her yer yeşil görmüyor musun? Ben diyorum ki her yer sararmış. Sonbahar. Abi diyor görmüyor musun? Bak yemyeşil çiçekler açıyor. Ben diyorum ki her şey sararmış her şey sararmış. Neden? Çünkü benim kendi gözümden, bunun gibi kardeşler bizim de gördüğümüz, kilisede kardeşlere gördüğümüz, baktığımız, eşimizi yargıladığımız, iş yerimizdeki kıldığımızı yargıladığımızda aslında gördüğümüz gerçek, bizim ruhumuzdan yansıyan gerçek ve ruhumuz yaralıysa, geçmişinde vesaire bizim gerçek dediğimiz şey gerçek olmayabilir. Diğeri katarakt. Duymuşsunuzdur belli bir yaştan sonra çıkan. Katarakt var. Abi her yer bembeyaz detay. Dünya ne kadar? Abi hayır bak ben net görüyorum. Halbuki adam fark etmiyor. Katarakt var onda. Kendi bozuk gördüğünü fark etmiyor. Ve çoğumuz ruhlarımız işte böyle bir şeye düşmüş olabilir. O yüzden böyle oturduk. Çünkü çevrenize bakın, yakınlarınıza bakın aslında ne görüyorsunuz? Ve aslında ne hikayeler var onun altında? Güzel bir şiir var aslında. Fırat Tanış okuyor. Bayağı sosyal medyada çıkıyor bu arada. Fırat Tanış da buralıdır aynı zamanda. Bizim komşudur yani. Diyor ki beni hor görme kardeşim. Sen de aynı meyazem edersin. Ben de aynı. Beni hor görme. Hikayesini bilmiyorsun. Samet dayı belki şimdi içeri girse biz onu almazdık. Kim bu ne arıyor derdik. Ama hikayesini dinlemek, anlamak. O zaman işte her şey değişiyor. O yüzden diyor bakın Yakup 1'de çalıştık bunu. Sevgili kardeşlerim bu kelime bugünlerde çok çarpıyor bana. Şunu aklınızda tutun. Herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun. Bu çağda biz alıştık bayağı haberin başlıklarına bakarak her şeyi anladığımızı zannetmeye. Başlıklara bakıyoruz gazetede ve anladık diye düşünüyoruz. Oysa gerçeği öğrenmek için hikayeye bakmak, dinlemek gerekir. Kardeşin görmedi mi? Yolda yüzünü mü çevirdi gitti? sormak gerekir. Kardeş iyi misin? Ben seni incitecek bir şey yaptım mı? Çünkü yolda görmedin. Böyle yapmadın. Acaba seni kırmış olabilir miyim? Şey daha kolay çünkü yargılamak. Şeytan da hoşlanıyor ona. Ha ne gururlu adam selam bile vermedi. En kolayı başlıktan hızlıca oraya gidiyoruz. Öfkelenmekte hızlı oluyoruz. Ama bakın Yakup ne diyor? Ha, öfkelenmekte yavaş ama dinlemekte hızlı. Hemen dinleyin. Hemen sor. İyi misin? Neden böyle oldu? Ne yapabiliriz? Ama bunun için zamanımız olması lazım dinlemeye. Zaman ayırmamız lazım. İşte o da sevgi. O da sevgi. İnsan sevdiklerini dinler. O da sevgi. Diğer bir etken Bakın aslında bunun hakkında pek çok kişi konuştu ön yargılar hakkında. Dostoyevski insanlar seni çözemedikleri zaman ön yargılarını kullanırlar. Yani seni çözmüyor, çözemiyor ama hemen kafasından bir yargı kuruyor ve sen artık o oluyorsun. Onun kafasındaki kişi aslında sen değilsin, kendi ürettiği kişi. Kendi yorumladığı kişi. Önyargıyı yenmenin en iyi yolu insanları birey olarak tanımaktır, Mark Twain, yazar, filozof. Önyargılar, insanları birbirinden uzak tutmak için bilgisizlikten yapılmış zincirlerdir. Ve üçüncü etken, özgürlük yasası. Kardeşler, İki tür yasa vardı bizi yargılayacak. Bir normal yasa günahlarımıza göre yargılayacak. Ama başka bir yasayla biz karşılaştık İsa Mesih'le. O da merhamet yasası. Işığı yakabilir miyiz tekrar? Bundan sonrasını hallederiz. Özgürlük yasası diğer adıyla merhamet yasası. Sabah çok ilginç bir şeyle karşılaştım. Ben kutsal kitap uygulaması olarak S-Word kullanıyorum. Yani telefondan okumak için kutsal kitap U-Version çok güzel. Ama kutsal kitap çalışması yapmak istiyorsanız S-Word çok iki tane çok güçlü araç var. Biri S-Word, biri Blue Letter Bible. Bunların ikisi de orijinal İbranice'leriyle Grakçe çalışmak için çok güzel araçlar. Şunu yazdım. Acıdı. Acıdı. Bir laf vardı biliyor musunuz bizde kıyamam. Var mı bilen bu lafı kıyamam. Kim? Asu ne demek kıyamam? Nasıl anlatırsın? Evet dayanamıyorum, kıyamıyorum, içim acıyor. Başka kıyamam. Ay kıyamam ben sana. Nasıldır o? Evet sana kıyardım ama kıyamam ki ben sana nasıl şimdi geliyor disiplini yoksa beş kardeş. Beş kardeşi bilen var mı? <laughs> bir beş baba tarafından beş kardeş anne tarafından anne terliği. Bunların ikisi eşler beş kardeş ve anne terliği. Biz ikisini de layıkıyla like çok şükür. evet kıyamam sana kıyamam. Merha Efendim? Evet üzemem kıyamam sana kıyamam bakın ne diyor? Bunu arattırdım. Tanrı'nın kıyamadığı noktalar var mı kutsal kitapta diye. Çok güzel. Bu ilk örnek kötü köle benzetmesi. Bir kölenin sahibine borcu var. Çok fazla borcu var. Diyor ki efendisi çağırıyor onu hapse attıracak. Diyor ki efendim yapmayın diyor. Bana biraz daha zaman verin borcumu mutlaka ödeyeceğim diyor. Ve cevap çok güzeldi benim için sabah böyle altı gibi okuyordum bunu Efendisi köleye acıdı borcunu bağışlayıp onu salıverdi. verdi ne güzel bir kelime acıdı kıyamadı ona acıdı tabi aynı köle kendisine borcu olana kıydı ama affetmedi onu ama Tanrı acıdı. Başka bir örnek. İsa tekneden inince büyük bir kalabalıkla karşılaştı. Çobansız koyunlara benzeyen bu insanlara acıdı ve onlara birçok konuda öğretmeye başladı. Ne güzel. Acıdı, kıyamadı, merhamet etti. İsa başka bir örnek Luka'dan. İsa kentin kapısına tam yaklaştığı sırada dul annesinin tek oğlu olan bir adamın cenazesi kaldırılıyordu. Dul bir annenin tek oğlu ölmüş. Cenaze kaldırılıyor ve ne diyor? Ker halkından büyük bir kalabalıkla kadınla birlikteydi. Rab kadını görünce ona acıdı. Kıyamadı o anneye. Ve gitti ne yaptı? O oğlu diriltti. Neden acıdı? Başka bir örnek daha var. Kayıp oğul. Kaybolan oğul benzetmesi. Bu herhalde Hristiyan tarihinde en çok işlenen konulardan bir tanesidir. Hakkında yazan şarkılar var falan. Benim de yazdığım bir şarkı var bunun hakkında. Kaybolan oğul. Ey kaybolan oğul yuvana dön. Baban seni bekler, hep seni özler. Korkma kızma sana hemen affeder Sevgisiyle sarar Öpüp öp kucaklar. Oğul biliyorsunuz babayı terk etti. Malı mülkü aldı gitti. Yedi kadınlarla kumarda orada burada. Sonra utana utana geri geldi eve. Köz köz. Diyecekti ki ben senin oğlun olarak anılmaya layık değilim artık. Ama bir köle gibi al beni. Ama bakın ayet ne diyor. Böylece kalkıp babasının yanına döndü. Kendisi daha uzaktayken babası onu gördü, ona acıdı. Boynuna sarılıp onu öptü. Yani kıyamadı. Acıdı ona. Merhamet. İşte kardeşler, biz bugün aslında Tanrı bize acıdığı için buradayız. Kıyamadığı için günah içinde kaybolurken biz bizim için kanını döktüğü için sadece döktüğü için değil o haberi de bize bir şekilde ulaştırdığı için bize kıyamadığı için, acıdığı için, merhamet gösterdiği için biz şu an burada beraberiz. Değil mi Kübra? Sen ne zaman geldin ilk buraya? 22 sene önce kaç yaşındaydın? Ben hatırlıyorum seni. İşte ortaokula gidiyordun değil mi? Yoksa lise miydi? Annen getirdi seni değil mi? Lise 1'e gidiyordun. Neden? Çünkü Tanrı acıdığı için sana, annene, Sevgi ablaya, merhamet ettiği için. Buradayız. İşte bizi bu özgürlük yasası yargılayacak. O yüzden diyor Mesih'e iman eden yargılanmaz. Ama baba burada şimdi abi okuyor. Diyor ki işte bu yüzden buradasınız. Ama o da bu yüzden burada. Onu da baba çağırdı. Merhamet gördünüz, o zaman merhamet göstermeniz gerekir. Bakın sonrasında ne diyor? Özgürlük yasasıyla yargılanacak olanlar gibi konuşup davranın. Bazen maalesef hiç yargı olmayacakmış gibi konuşuyoruz ve davranıyoruz. Sanki hiçbir yargı yok. Oysa o kötü köle bağışlandı, efendisi ona acıdı ama o başkasına acımadı ya. Efendisi onu geri çağırdı. Gel bakayım buraya dedi. Ben sana acıdım, affettim. Senin de öyle davranman gerekmez miydi? Şimdi dedi bütün borcunu ödeyeceksin. Git hapse son kuruşuna kadar da çıkamazsın. Bütün o bağışlanmışlığını geri kaybetti. Ve maalesef ben dahil bazen bir gün hiç yargı olmayacakmış gibi söylediklerimden yargılanmayacakmışım gibi konuşuyorum, yaşıyorum. Ama bu doğru değil. Ben merhamet yargısıyla yargılanmak istiyorum. Ama bakın ne diyor? Çünkü yargı merhamet göstermeyene karşı merhametsizdir. Ben iyi işlerimle kurtulmuyorum, iyi iş Tanrı'nın lütfuyla kurtuluyorum ama lütfunun sonucu ben de merhamet gösterir hale getiriyorum. Çünkü merhamet göstermeyene karşı merhametsiz ve sonra ne diyor? Merhamet yargıya galip gelir. Diyor ki Kıy kıyamayın, yargılamayın. Onun yerine acıyın, kıymayın. Birbirinize ayrım yapmayın. son zamanlarda izlediğim komik bir videoyla bitireyim. Ama bir şey yapmamız lazım. Kim? Ozan bana yardım eder misin? Şey ben göstermem lazım hikayeyi aslında. Sen burada otur Ozan. Şimdi o bankta bir kadın oturuyor. Tamam mı? Sonra yanında da yok ya bankta bir adam oturuyor. Kadın ne demek? Evet adam oturuyor. Ben de geliyorum. Ben de bir adamım. Oturuyorum böyle. Tamam mı? <laughs> tamam. Şimdi adam çikolatasını çıkarıyor. Cebinden bir çikolata çıkar. Bu cebinden çıkar. Bu cebinden çıkar. Ve yemeye başla. Paketten. Bakıyorum çikolata var ben de alıyorum. <laughs> o <Aa! gülüyor> gerçekten çıktı ya Rab. Şimdi ben de ondan alıyorum. Tamam mı? Adam bana kızıyor. Bak sormadan alıyorum. Nereden geliyor bunlar ya gerçekten? Benim. <laughs> tamam şimdi o çikolata çıkarttı, aldı, yiyor ya ben ondan bir tane alıyorum. Paket burada. Bana kızıyor o zaman. Ne oluyor ya? Aldı falan diye. Sonra ben bir daha alıyorum. Sen bir sen yiyorsun, bir ben yiyorum ye Kardeş ben de yiyorum. Bu da bitti. O da bitti. Paket orada. Sonra ben bir tane daha alıyorum. Ozan tabii kızıyor bana ya. Adam sormadan, etmeden alıyor falan diye çikolatayı. Tamam mı? Ben de böyle izin alarak böyle bakıyorum. izin almıyorum ama böyle bir tane daha alıyorum. Ozan hepten bozuluyor. Tamam Alıyorum, alıyorum, alıyorum çikolataları. Video ailen böyle. Sonra ben kalkıp gidiyorum. Çikolata da bitti. Ozan da kızgın bana. Adamın çikolatasını yedim diye. Tamam Yedim çikolatayı diye. Sonra ben gidiyorum. Ozan bana kızgın kalkacak. Ozan elini cebine bir sokuyor kendi cebine. Sok elini. Çikolatası orada duruyor. Ne demek? Elini soktuğunda aslında benim cebime elini sokmuş bilmeden. Yediği kendinin değil benim çikolataymış aslında. <laughs> o zaman Ne oldu? Beni yargıladı, kızdı, çikolatamdan alıyor diye. Meğer bizim çikolataları o götürmüş. Ben de kendi çikolatamı izin alarak almışım adamlar garibim yani. Afiyet olsun kardeş. Ben bunu neden anlattım kardeşler? Çünkü gördüğümüz, inandığımız şeyler tam gerçek olmayabilir. Alçak gönüllü şekilde bizim de hata yapıyor olabileceğimizin bilincinde merhametli ve yumuşak olmamız lazım ki biz de başkasının çikolatasını aldığımızda bilmeden bize de karşı yargı merhametli olsun. Bugünkü mesajımız budur. Kim dua edecek hepimiz için? Marta dua eder misin bizim için? Amin. Teşekkürler. Sabrınız için teşekkürler. Bugünlük bu kadar. Bu salonda aşağıda devam edecek toplantı sohbet ikram zamanında Rabb hepinizi bol bol bereketlesin. Hı -hı.